Bugün Kültepe'den Erciyes'e uzanan bir kültür bölümünden bahsedeceğiz. Burası Anadolu'nun tam göbeği, tam da uygarlıkların doğduğu, dünyaya yayıldığı bir nokta. Tabii oradan bütün uygarlıklar gelmiş geçmiş ve bütün uygarlıklar bize bir şeyler kalmış. İşte bugün onların hikayesini anlatacağız. Kayseri mutfağı diye anlatacağımız hikaye aslında bir tarihsel coğrafya projesi. Beni tanıyorsunuz, Nedim Atilla ismim gazeteciyim aslında, ben mutfak araştırmaları yapıyorum. Tarihsel coğrafya konusunda master'ım falan var ama bunun ötesinde ben bunları iyi biçmeyi ve bunların arkasındaki hikayeyi aslında merak ediyorum. Bu hikayeleri de sizlerle böyle paylaşıyoruz toplantılarda. Ben de başta Vedat Başaran ve Duygu Köker arkadaşım olmak üzere çok teşekkür ederim bu imkanı sağladığı için. Bugün hem yemeklerimizi yaptık, yemeklerin hikayelerini de size birazdan anlatacağız. Hem de hakikaten o yönünün mutfağı üzerine ve genel olarak Anadolu mutfağı üzerine çalışan bir dostum, arkadaşım var, Işık Hanım. Ondan beraber gerçekleştireceğiz sunumu. Ben zaman zaman mikrofonu ona da uzatacağım. Ondan öğreneceklerimiz var. Çünkü çok çalışıyor bölgede. Bir yandan bunu oturup yapıyor. Ne kadar üretmek böyle değil mi? Keşke benim böyle üretirim. Ben sadece yeme tarafım. Ben sadece yiyorum. O yüzden ben yani yapanları da şey yapıyoruz. Neden zaman? Siz de mi? Belli oluyor. Diyetisyenin duymasın. Peki. Şöyle isterseniz oturalım ve yavaş yavaş başlayalım. Şimdi efendim Anadolu'da yemek kültürüyle özdeşleşmiş bir şey var. Biz geçen yıl yaptığımız süreç içinde hiç buna fırsat gelmedi ama hazır laf Kayseri'ye gelmişken o zaman o yemek kültürüyle özdeşleşmiş bir sözlü geleneği anmamız gerekiyor. O geleneğin adı da destan. Anadolu'da yemek destanları yapılıyor. Ne zaman yapılıyor? Ramazan'da, bayramda, kurban bayramında, bir ölünün ardından, bir düğünde ya da müthiş bir ziyafetten sonra oturuyor, o ziyafetin destanı yazılıyor. Bu destanın en çok, bu destan işi tabii bir Bektaşi geleneği aslında. Dolayısıyla Orta Anadolu'da çok yaygın. Kırşehir'de, Kayseri'de, Nevşehir'de, bugünkü çağdaş evlerde. Ama aslında özünde bütün Kapadokya destanlar bölgesi. Batı'da Afyon'a kadar geliyor yemek destanları ama giderek azalıyor. Doğu'da Erzurum'a kadar gidiyor yemek destanı yapma yeteneği. Bugün size mantı destanı okuyacağım mesela. Duymamışsınız demek. Bak, pastırma destanı. Böyle destanlar var, oturmuş yazılmış hatta 19. yüzyılda yazılmış. Sonra onları çağdaş Türkçe'ye çevirmişler ve günümüzde tekrar kullanılmış. Günümüzde hala Kayseri'de bazı düğünlerde, Kırşehir'de, Nevşehir'de, Kapadokya'nın çeşitli yerlerinde düğünden sonra ya da büyük bir ziyafetten sonra destan okuma geleneği devam ediyor. Bu güzel bir şey. Aslında bunların kaydedilmesi lazım. Neşet Ertaş hakikaten önemli bir adamdı bu bölgede yetişmiş. Orada gerçekten derdini ve meramını şiirle, şarkıyla, türküyle, destanla anlatmak fevkalade önemli. Evet, ben tekrar oturayım şöyle yanıma. Şimdi Sücün Arıbaşı'yı görüyorum burada. Sevgili dostumuz onunla oturur böyle tarih ve arkeoloji üzerine uzun uzun konuşuruz. Onu bugün burada görünce çok sevindim. Dedim şimdi Kültepe üzerine konuşacağız bakalım Sücün Bey ne düşünecek diye başladım. Ama önce şu mikrofonu bir yerleştireyim, gözümü takayım. Şimdi mesela Aşık Halil'in Aşık Halil diye bir destan yazarı, destan söyleyicisi aslında destan yazılmıyor, söylemiyor yani bu. Ömer Osman Bey'e gelen bu hikaye. Yani Girit'e gittiğinizde de Herodotos diye bir aşk hikayesi destan şeklinde anlatılıyor. Balkanlara gittiğinizde daha acılı hikayeler anlatıyor. Orta Anadolu'da da böyle yemek üzerinden. Bu Aşık Halil'in destan bunu Feyzi Halıcı 1990'da Kayseri'den derlemiş. Mesela onun destanı bir tanesi şöyle başlıyor. Kayseri'den yükle sucuk bastırma, İnen'in, Niğde'nin yolu kestirme, Malatya kayısısı yine düstürme, ağzıyın tadını bir alalım gel. 100.000 sini döşedildi baklava, yani 100.000 sini biraz abartıcı bu arkadaşlar. Erciyes misali yığıldı helva. Geldi toz şekeri 30.000 tapla,
kadayıfla halka çok şanımız var diye devam eden bir destan. Yani bölgenin yemeşil kültürünün içinde böyle gerçekten bir bolluk, bereket seziyoruz. Şimdi efendim, Kayseri aslında Latince'de adını alan Kayseri in Kapadokya diye. Aslında Kayseri dedikleri kimdir? Kayseri dedikleri Sezar. Hani biz genelde Sezar, fakat Sezar diye biz genelde Brutus tarafından bıçaklanan Sezar, ya da sen de mi Brutus diye Sezar diyoruz ama birçok Roma İmparatoru'nun lakabı Sezar ya da Kayseri. Ve adını o Roma İmparatorlarından alıyor. Bayağı ciddi bir Roma şehri. Tabii bugünkü Cumhuriyet'in şehirlerinin birçoğu o zamanlar yok. Onlardan çok bir şehir merkezi olarak Kayseri var. Kayseria in Kapadokya denilen bir yer var. Bugün 1 milyon nüfuslu bir şehir ama herhalde o zamanlar nüfusu 10-15 bin de, o zaman 15 bin nüfuslu bir yer, bayağı kalabalık kabul ediliyordu. Türkiye'nin aslında şu anda 7. büyük şehri ama Ankara'dan sonra Orta Anadolu'nun en önemli şehri. Şimdi efendim, burada 19. yüzyıldan itibaren, özellikle 1860 yılında İzmir'den başlayan demir yolu hareketiyle beraber Anadolu'nun arkeolojik olarak keşfi başladı. Bu demir yolu mühendisi kılığında yani yüzlerce arkeolog geldi. Bunların bir bölümü gerçekten bilimsel, iyi niyetli arkeologlardı ama büyük bölümü de açıkçası hırsızdı bunlar. İşte bugün Louvre Müzesi'ne gittiğimizde, efendim, British Museum'a gittiğimizde, Almanya'daki müzelere gittiğimizde karşınıza hep böyle hırsız arkeologların yaptığı kazılar geliyor. Orta Anadolu'da bu tabii arkeolojik kazı ve keşiflerden payını aldı. Tabii pek çok farklı hedef var ama asıl hedef heykel avcıları o zaman. Fakat estetik değeri yüksek arkeolojik eserleri belli başlı Avrupa üzerine kazandırmak amacıyla bunlar Anadolu'yu tavan ediyorlar. Fakat çok önemli bir şey oldu. Dünyanın en eski alışveriş merkezini buldular. Yani bugün İstanbul'un her yerinden mantar gibi AVM diyor ya. Ama bir tane Ankara'da en eski alışveriş merkezinden bir tanesi vardı, biliyorsunuz Karum. İşte o Karum'u buldular. Yani aslında Karum'un adı Kayseri'deki Kültepe yakınlarından geliyor. Bizim de Kültepe derken bunu diyoruz. Ve bu oralarda Kapadokya tabletleri rastlandı. Son dönemde Avrupa'da sosyalistler düzenlediği şeylerde bazen Kapadokya tableti diye bir şey göstermeye kalkıyorlar. Hemen bizim Kültür Bakanlığı gidiyor, müdahale edip onu almaya çalışıyor. Onların tamamı 19. yüzyıl ortalarında Kayseri yakınlarında bulunan tabletlerden geliyor. Ha, bu tabletler mutfak tarihi açısından önemli. Niye önemli? Çünkü o tabletlerin üzerinde yemek tarihleri rastlıyoruz biz. Bugünkü mantıya benzeyen, efendim, hamuru, eti beraber kullanan yemek tarifleri gibi, işte onu yapacaksın, bunu yapacaksın diye. Aslında Karum pazar şehri demek. Karum'un olduğu yerde savaş olmuyor ki. Asurlar geliyor, Hititler geliyor, Mertler geliyor, işte Batlar, Güneydoğu'dan, Güneybatı'dan Likyalılar geliyor, Kuzey'den Paflagonyalılar geliyor, Pontus Kapadokyalıları geliyor, Kapadokyalıların kendileri var. Hepsi buluşup birbirlerine mal satıyorlar. Para henüz icat edilmemiş, takas yapılıyor. Bu takaslar sırasında görüyoruz ki hamur, un, hamur yapılacak un takası yapılmış, mal yapılmış. Et takası yapılmış. Nasıl biz Fatih döneminin kesin reçetelerine sahip değiliz ama Fatih'in mutfağına giren matbah diyorlar. Fatih'in mutfağına giren her şeyi de bilerek onun karides yediğini, ıstakoz yediğini, kabak yediğini, nelere meraklı olduğunu, her gün mutfağından özellikle sarayın üst kesimi için mutfağa alınan malzemelerden Fatih'in ne yediği hakkında fikir yürütebiliyoruz ki bu arkeoloji ve tarih bilimi biraz da fikir yürütme bilimidir. Bu Karun'da İsa'dan önce 4000 yılından itibaren bir alışveriş merkezi olduğunu, insanların Kültepe'de birbirlerine mal olduğunu, bu nedenle o bölgede asla savaşın çıkmadığını söylüyoruz. Hani günümüzde de çağdaş bir şey var ya, alışveriş yapan milletler savaşmadanmış birbirleriyle. Roma'nın sonuna kadar
Kayseri civarında bir alışveriş var. Bugün tabii Kayseri tüccarların niye çok başarılı olduğunu bana sorduklarında ben bu kültüre örneğin aldım. Bu da tesadüf değil. Çünkü bütün ticaret Kayseri'den çıkıyor. Çünkü en eski ticaret geleneği, en eski alışveriş geleneği Kayseri'de. Yani Sakıp Sabancı'nın da paralı olması tesadüf değil. Ben de Krozny diye bir adam var. Bu kendisi Çek Cumhuriyeti asıllı. Çek Cumhuriyeti öldü ama o çözdü Kültepe karışık ağrımının üzerlerine. Şimdi burada bizim milattan önce 3200'den beri ne yapılmalı ve ne yeni biçildiğine dair fikirlerimiz var. İşte uzun soluklu ticaretin gelişmesi, iş bölümünün yerini uzmanlaşmanın alışı, dinsel inan sistemlerinde görülen değişim ve ana tanrıça kültürün yerini yavaş yavaş ataerkil yarışlara bırakışı, yeme içme alışkanlıklarını da orada önemli ölçüde değiştirmiş. Yani bir nevi kentleşme başlamış, bir nevi bir yere yerleşme başlamış. İşte bir yere yerleşme başlayınca da mutfak kendini gösteriyor. Yani avcı toplayıcı göçebe ya da yarı yerleşik yaşam biçimi farklılaştığında yani ekonomik ve siyasal bağların kan bağının önüne geçtiği sistemlerde o zaman yeme içme biçimleri de şekillenmeye başlıyor. Hatta denilebilir ki Anadolu'da hani Çatalhöyük'te ne yendiğini biliyoruz. Çatalhöyük Kültepe'den 4000 yaş daha eski. Burada önümüzdeki süreçte Anadolu Ekmekleri diye bir projemiz var. Onu size göstereceğiz. Neden bahsedeceğiz? Çok daha eskisinden. İsa'dan önce 11. yıldaki Göbekli Tepe Höyüğü'nün buğdaylarından, ekmeklerinden bahsediyoruz. Oralarda ne yendiğine ait bir fikrimiz var. Ama işte insanlar ekmeği yiyorlar, eti yiyorlar. Ama gerçek anlamda bir yeme içme kültüründen bahsedeceksek, yani yeme içme kültürünün başladığı yerden bahsedeceksek, işte onun olduğu yer Kültepe. Yani bugün bu yemeğe başlarken, bu köyün sohbete başlarken, bu yılın ilk şeyinin özellikle Kültepe'den başlaması gerektiğini Zedat Başar'a söylerken amacım oydu. Çünkü çanak çömlek formları var oradan bulunmuş. Hatta eski Türk çağı bazı figürleri var. Onlar da bulunmuş. Bazı neolitik yerleşimler var. Onlar da bulunmuş. Burada bu çağın sanatçıları yani çanak çömlekleri yapan sanatçılar, o figürleri yapanlar gayet insan figürlerine falan baktığımızda son derece sağlıklı beslenen insanlıkları görüyorsunuz. Yani böyle şeyler, hani daha eskilerdeki o şişman ana tanrıça şeylere gitmiş, yerine yeni figürler bayağı yani böyle manken gibi hanımefendiler gelmiş yerine. Burada yani organize bir kentsel yaşamdan bahsetmek durumundayız. Organize kentsel yaşamda yeme içme konusunda bize bazı fikirler veriyor, bazı fikirler yürütmemizi sağlıyor. Şimdi o bölge aslında Hitit bölgesi ve birinci Hatüşürüyüm diye bir Hitit kralı var ve onun 19. satırı oğlu Mursilye yaptığı bir şey. O işte babanın sözlerini koru dedikten sonra ekmek yiyeceksin, su içeceksin, yüreğine olgunluk çağı gelince günde iki kez ye, üç kez ye, kendine iyi bak. Yüreğine yaşlılık çökünce doyuncaya kadar ye. Diyor ki bu Krozny'nin çözdüğü tabletlerin içinden bize ulaşmış olan en eski ekmeğini yiyeceksin, suyunu içeceksin diye diye başlıyor. Sonra görüyoruz ki bu prehistorik dönemden sonra beslenme biçimleri, o gene o tabletlerden okuyoruz, hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlamış. İşte o çok fazla yemek yedi, ondan öldü diye yazılmış bir mezar taşından çıkmış şey. Yani ya da
Yedi ölümcül günah var biliyorsunuz Hristiyanlıkta, bir tanesi oburluk. Onlar hani giderek oruç kavramında geldiğini görüyoruz. Hepsi birden bize tabletler şunu gösteriyor. Yeme içme üzerine fevkalade anımsıyorlardı. Şimdi tabii özellikle mantık ya ve böreğe gönderme yapmanın nedeni burada o zamandan itibaren yine bir başka tablette buluyoruz ki onu neredeyse İsa'dan 1000 yıl önce yazılmış olan tablet. Orada da eti hamurla kardık, beraber şeye, krala sunduk diyorlar. Şimdi börek benzeri bir başka şey. Eti, hamuru güneşte kuruttuk, buğdayı sulandırdık, buğdayı ezdik, sulandırdık, güneşte kuruttuk. Şimdi bu tür şeylerin Grozny tarafından çözülmesinden sonra bizim 3 aşağı 5 yukarı Kayseri'de Kültepe civarında bu tür yemek kültürünün çok çok eskiye dayandığını ortaya koyuyor. Yani Türkiye'de bir başka yerde bunu rastlamak mümkün değil. Ben bugün size çeşitli yemekler yaptım Işık Hanım. Çok güzel bir bamya çorbası yaptık, değil mi? Sonra bastırmalı ıspanak çorbası yaptık. Sonra şebit mantısını yaptık. Şebit yaptık sonra. Perveç yaptık, su böreği. Ama su böreği az önce size anlattığım antik çağdan ki benzer bir örneğini yaptık. Nevzine de yaptık. Şimdi bunların kökleri üzerinde Kayseri mutfağı üzerine araştırmalar yapan Işık Hanım'ın size söyleyecekleri var. Ben sonra sözü alıp bu yemekler üzerine tek tek halkımız nasıl yaklaşıyor onları anlatacağım. Buyurun. Şimdi Anadolu'da benim çok sevdiğim bir şey var, yani Kayseri'de, Orta Anadolu'da. Anadolu insanı kendisini orada yetişen şeylerle ve de bazen de kıt kaynaklarla çok sağlıklı beslemeyi biliyor. Ben hep merak etmişimdir. Yani mesela bütün bakliyatların karbonhidrat ama bitkisel protein değeri yanında bir karbonhidratla birlikte tüketilirse ortaya çıkar proteinleri. Anadolu insanı bunu 1000 yıllar önce nasıl öğrenmişti? Bence bu içsel olarak bunu biliyor, kendisine iyi geldiğini biliyor. Sümde Kayseri'de esasında et, bakliyat ve hamurla besliyor kendini. Ama bunu o kadar iyi kombinasyonlarla ortaya koyuyor ki yanına yoğurt ekliyor, ne bileyim çorbasının içine sebze koyuyor. İşte ıspanak kavururken yanına kendi yöresinde bulunan pastırmayı koyuyor. Tabii her yerin mutfağı esasında ne belirliyor? Oranın etnisitesi belirliyor. Aldığı göçler, orada yetişen şeyler ve sosyal yaşam özellikleri. Şimdi Kayseri'de bunu çok net olarak görüyoruz. Kayseri kışları çok soğuk olan bir yer ve buzlu bir yer. İnsanlar bütün tedariklerini yazdan mümkün mertebe yapıyorlar ve hala yapıyorlar. Yani bu kadar gelişmiş hayat koşullarına rağmen hala yapıyorlar. Çünkü Kayseri halkının zengin fakir neredeyse %80'i yazın yaylaya göçüyor. Ve yayla da şu anda çok zayıflamış olmakla birlikte bir bağ kültürü var. Dolayısıyla işte yaprağını oradan yapıyor. Mesela hepimizin bildiği türkü vardır, erkilet güzeli bağlar bozuyor diye. Erkilet yaprağı, ben pişirdiğim ve tadını bildiğim için söylüyorum. Mesela buralarda bulduğumuz yaprağa göre daha yumuşak, çok lezzetli, daha ekşi, çok güzel bir yaprak. Mesela gidiyor, işte o yaprağı kullanıyor. Orada çıkan üzümü pekmez olarak kullanıyor, tatlısında şerbetine koyuyor. Yani üzümlü tatlı yapıyor. Üzüm, mesela üzümle nişastayla tatlı yapıyor. Bunun gibi aşağı yukarı tedarikini kıştan yapıyor.
Bunun yanı sıra tabii bir sosyal etkinlikte. Şimdi mantı kapatmak, biraz sonra göreceksiniz, gerçekten çok küçük ve çok zahmetli. Yani Kayseri'de en iyi kapatan, bir numara kapatan kadın bir günde 4 kilodan fazla mantı kapatabiliyor. Şimdi bu da bir sosyal etkinlik. Hani aynı bizim kadınlarımız günlere gider gibi toplanıyorlar. Bir evin mantısını hep birlikte 8-9 kişi yapıyor. İşte patara fikri, konuşma, dedikodu. Yani o da bir onlar için sosyal etkinlik. Aynı şekilde işte mesela yine pişirdiğimiz bir yemeğin içinde Kayseri'nin eriştesini göreceksiniz. Çok ince. İşte o erişteler de her gün birinde toplanılıyor. Birinin eriştesi kesiliyor. İşte boş mantı yapılıyor. Yani hani hamurla eti tüketme kültürü içinde illa bildiğimiz bizim klasik mantı gibi içi kıyma dolu mantılar değil. Kuş için insanların hani sokağa çıkamadığı, odadan odaya gidemediği, belki mutfakta çok vakit geçiremediği çok soğuk kış günleri için boş mantı kapatılıyor ve o kavrulmuş kıyma, soğanlı kıymayla servis yapılıyor. Yani mesela sadece yoğurt ve hamur tüketmek için sonunda bir yerde protein alıyor. Daha yoksul insanlar için boş mantı yoğurtla geliyor. Yani ama çok ciddi işte mercimeği erişteyle, varsa içine bir lokma kıymalı köfte koyarak, işte mantı yaparak. Bu kültür esasında yine buranın aldığı göçlerle geliyor. Çünkü buraya hani antik çağlardaki Kültepe, işte Frig filan şeylerden sonra 1071'de Türkler geliyor. Yani Orta Asya Türklerinin Anadolu'ya gelmesiyle birlikte. 1240'da Moğollar geliyor. Moğollar tabii çok ciddi getiriyor gelirken. Ve ondan sonra da işte burada çok ciddi bir etnisite de var. Yani şimdi tabii çok azalmış olmakla birlikte benim elimde 1902'lerden kalma, ne bileyim Talas'ta biliyorsunuz Amerikan Koleji var, şimdilerde kapanmış. Talas Amerikan Koleji'nin anaokulu sınıfı resimleri var. Yani çok ciddi Avrupa'yı giyinmiş Ermeni hanımlar. İşte mesela 1938'de belediye bandosu mensupları, keman çalan yine Ermeni hanımlar. Tabii burada ciddi bir İtalyan, Rum, Ermeni ve Pers etnisitesi var. Bunun da tabii ki bu kültüre çok büyük etkisi var. Çok ciddi bir şarapçılık var. 1950'lerden sonra azalmış ve geriye gitmiş. Çünkü üzüm var burada. Onun ötesinde Abazlar var ve Çerkezler var. Yani tabii yine et ve hamur kültürü Abaz ve Çerkez'le de gelişiyor. Sonunda da bu hepsi bu potanın içinde eriyor ve bir şekilde işte oranın yemek kültürünü oluşturuyor. Esasında çok zengin, çok doyurucu ve bence çok da sağlıklı bir mutfak. Yani yediğimiz bir kap yemeğin içinde bile yani proteininizi, karbonhidratınızı, yanında yoğurdunuzu, yani bir süt ürününüzü, bazen bir sebzenizi bile aldığınız bence Anadolu'nun gerçekten benzersiz mutfaklarından bir tanesi. Başka ne söyleyebilirim? Yine konuşuruz. Ben mesela şeyi söylemeyi söyleyebilirim ben size. Pastırma niye Kayseri'de oluyor da bir yer başka yerde olmuyor? Çünkü astırma için bir kere büyük bir dağa ihtiyaç var. Yüksek bir dağ olacak yakınızda. Ve o dağdan size doğru bir rüzgar esiyor. Astırma en güzel nerede oluyor? Anadolu Kayseri'de oluyor. Erciyes'ten. Çünkü Erciyes'ten sen rüzgar. Nerede oluyor? Iğdır'da oluyor. Elivan'da oluyor Ermenistan'da. Onlar bastırma diyorlar. Tamam. Mesela Balkanlarda da astırma benzeri etler var ama asla etrafına şemen sürülmüyor. Çünkü dağdan bir dağın yarattığı bir mikroklima olması gerekiyor. O mikroklimayı yüksek bir dağın dibinde bir aşağıda ovada bir şehrin kurulmuş olması ve o rüzgarı, o yeri bastırma yazı diye bir şey var biliyorsunuz. Evet. Dilimize yerleşmiş var. Tesadüf değil. Oturken biz işte yaz geldi. Havada nasıl bastırma yiyelim diye koymuyorlar bastırma yazının adına. Bastırma yapılıyor çünkü Anadolu'da o dönemde. O yüzden
yüksek dağlar, çok yüksek dağda bir rüzgar esip gelecek. Kuzeyli rüzgar gelecek. Tabii su çok önemli. Oradaki bir kuyu suyu var. Acı bir su. Şimdi zaten eski Kayseri'nin yani çok da görüntüsü ilkel ve kirli esasında. Atpazarı diye bir sente yapılıyor. Ama tabii büyüyen kentle, kentleşmeyle bu dışarı, kentin dışına taşırılmış. Ama hani hep söylüyoruz ya eski pastırmalar yok diye. Ya eski pastırmaların olmamasının nedeni artık o yeni gittiği yerde ne o rüzgar var, ne o su var, ne o kaya tuzu var. Onun için de eski pastırmalarımız yok. Yani en önemli nedenlerinden biri o. O Akpazarı denilen muhiti bu iş için yani en uygun ortam. Ama çok şehrin ortasında kentleşmeyle birlikte onu tabii ki taşımak zorunda kalmıştır. Şimdi efendim, Ocak ayında biz duyguyla buraya gelmeden önce önümüzdeki ayın programı, Ocak ayında bir Erneğin Mutfağı projesi var burada. Orada şayet uygun düşerse, yani zaten hayalleyebilirsek, Elivan'dan bir bastırma getireceğiz size, yani Ermenistan bastırması gibi bastırma getireceğiz. O zaman bizim eski bastırmaların tadının Ağrı Dağı'ndan Elivan'a doğru gelen şeyle, nasıl arpa çayın suyuyla olduğunu göreceksiniz. Su çok önemli. Yani terör lafı, şarap için geçerli değil sadece. Zeytinyağı için geçer. Ama pastırma için de geçer. Pastırmanın da terörü var. Yani daha da bütün yiyecekler bulundukları toprakla, bulundukları doğa parçasıyla, taşıdıkları malzemeyle, o malzemenin hazırlanış biçimiyle ve bunların önemli iklimle çok yakından ilişkili. Bu iklimi sağladığınız zaman da yemek o lezzete kelimenin tam anlamıyla ulaşılabiliyor. Buyurun. Ha şimdi tabii ben sizi bile buraya geldik sıra. Şimdi mesela Bamya, Yunanistan'a gidin Okra diye size Bamya getirirler. Biraz Balkanlar'da Bamya yersiniz. Sonra Bamya diye bir yemek yok. Böyle bir şey bilmiyorum. Yani biraz Sicilya'da var. Bamya diye bir lezzet. Ama Bamya'nın aslında ana vatanı şey, Afrika. Afrika'nın kuzeyinden çıkmış. Böyle Asurlar'ın geçmiş. Mezopotamya'yı Anadolu'nun şey yapmış, Anadolu'nun has yemeği olmuş. Anadolu'da neredeyse, ben yani 1992'den beri Anadolu mutfağı üzerine araştırmalar yapıyorum. Yani bu konuda biliyorsunuz 18 tane kitap yazdım. Bamya'ya rastlamadığımız halk mutfağı. Ama kimisi, yani Bamya'nın yalnız bir özelliği var. Orada asla yemiyor. Orada da yerler sadece Ege'liler. Onu da işte balıkla karıştırarak ya da tavukla ya da kuzu etiyle karıştırarak zeytinyağı Ege'liler yiyor. Ege'liler de yiyor. Ama Anadolu halkı ya yemekten önce yiyor, Kayseri'de olduğu gibi bak, ya da yemekten sonra yiyor. Böyle bir şey var. Kayseri'de benzersiz bir tür var. O da işte birazdan tadına bakacağınız bamya çorbası. Bamya turşusu var değil mi? Ama o yine Ege'ye. Evet, biraz da şöyle söyleyeyim. Kuzey Batı Anadolu, Bartın, Safranbolu oralara özgü bir şey. Şimdi mesela bir yemek bitiyor şeyde, Afyon tarafında. Şöyle bitiyor yemek. Reçelle bir sayma tatlı lokmasın, şerbete hiç kimse iğle sokmasın. Dikkat, bamya ağzınızı yakmasın diye biten şey. Niye? Çünkü en son yemeği yemek tatlıdan, şerbetten sonra yenen yemek bamya. Afyon, Konya, efendim, işte Karaman, Mersin düğünlerinde her şey yendikten sonra çok sıcak. Böyle bir bamya yemeği geliyor. Hakikaten ağzı yakar bir bamya yemeği. Öyle bir tat. Halkımızın zenginliği. Ama şeye geldiğinizde, Kayseri'ye geldiğinizde ise şimdi başlıyor şöyle. Kayseri pastırmasının ünü tuttu cihana, yumurta kıyma ile pişip girse sahana, patlıcan musakkasına olmaz bahane, etli bamya derdime derman olsun. Yani değil, bamyanın o tedavi edici özelliğini bizim Kayseri'li ozanlar... Fakat tabii bunun mesela aynı etliği bamyayı yemeyen bir başka şey Erzurum taraflarında şöyle anlatıyor. Kayseri pastırması nam vermiş cihana, demin dinlediğiniz bölümü. Yumurta yağı ile gelsin sahana, buraya kadar eyvallah.
Patlıcan dolması olmaz bu. Hani orada patlıcan muslak belki Kayseri'de şeyde patlıcan dolması oldu. Kahramanmaraş Erzurum'da da bunda. Etli paça dertlere derman olsun. Orada etli paça dertlere derman oluyor. Böyle bir farklılık gösterebiliyor. Yani çünkü hakikaten bamyayı bir şey var. Tabii bamya için yapılmış türküler bile var. yekte diye bir türkü var. Yekte yapalım, yekte'nin içinde. Pastırmalar yekte. Ne olursa olsun hadi bu gençlikte diye. Bereketli olur. Yani aslında türkünün tamamını söylediklerinde bununla karşılaşmıyorsunuz ama bereketli olur cömertlerin sofrası. Yaşınız dolu olur. Bamya çorbası. Evvel baştan bir bamya çorbası içen ahbaplara afiyet olsun diye devam eden besin değeri nedir efendim? Türkler anlatayım. Bir saniye. Sonra cevap vereceğiz ama madem çok fazla cevap. Yani şeyde Kayseri'de bamya çorbasının içinde et var. Soğan var, domates var, et suyu var. Eğer isterseniz, biz bugün öyle yapmadık. Yaptıkları çok küçük, kendi açtıkları şeyler var, erişteler var. Ama yani böyle un çorbası diyorlar. İsterseniz biraz un çorbası da koyabilirsiniz. Bence bir, yani tabii soğanın içine koyarken isterseniz onu koyabilirsiniz. Biz koyduk bile o mümkün. Yani bir kase bamya çorbası yediğinizde proteininizi alıyorsunuz, sebzenizi alıyorsunuz, et suyu var. Karbonhidratınızı her halükarda alıyorsunuz. Yani çünkü yanında nasılsa ekmek yiyeceksiniz. Yani bence bir kase bamya çorbası bile başlı başına yani beslenme piramidini tamamladığınız bir yiyecek oluyor. Lif var. Lif var tabii ki. Kesinlikle. Zaten bamya esasında hem çok midemi hem de çok bağırsaklar için de çok yumuşak bir sebzedir. Yani o açıdan da sindirim sistemi için gerçekten rahatlatıcı. Ben mesela bir bamya çorbasını yazları ilaçtan böyle çok sıcak kullanmış dönersiniz ya, o ekşili, limonlu falan. Yani inanılmaz, hani o sırf onu tabii için. Tabii canım, akşam yemeğinde insan limonlu bir bamyayla böyle kendini yani çok iyi hisseder. Aslında da bamyayla da çok... Sonra yalnız benimki var ya onun eti diyenler de çıkabiliyor sonra. Tamam peki. Şimdi daha sonra size bugün pastırmalı ıspanak kavurması. İkram Hoca söylüyor. Pastırma üzerinden de biraz bir şeyler konuşalım. Dediğim gibi yani pastırmayı yaratan iklim. Ama şimdi Aşık Ali Çatak 1955'te derlenmiş TRT arşivlerinden bir pastırma destanı var. Şimdi biraz onu okuyayım size. Şu beş baharattır bizce muteber, çemen, tarçın, kimyon, sarımsak, biber. Lokmanın ruhundan getirir haber, eti, tuzu, cemi, tümü pastırma. Yani cem dediğiniz hani o birleşmiş hali. Bunlar macun olur, kıvama girer, usta bunu etin yüzüne sürer. Satışa arz olur, kıymete erer, dilde destan olur, gezer pastırma. Yani otur, bakın dünyanın hiçbir yerinde otursunlar da bir pastırma için böyle bir destan. Bizim milletimiz hakikaten bir millet. Hakikaten yani bu ağzın tadını bilen millet diyorum ben kesin öyle yani. Tarihini bilen yok, uzun aşağı. Biraz tarihimizi biliyoruz ama arkadaş bunu yazarken tabii biraz o bölümü bas geçmiş herhalde. Resmi tarihe takılmış biraz o konuda. Baharatı iştah verir yaşama, kahvaltıda tabeye paşama, eşe dosta ikram olur pastırma. Kimyanın iliminde terbiye alır, kuş gömüden olur bunun alası. Kuş gömü tam o bonfile bölümü. Yumurtayla güzel olur tavası, bağdaş kurup seni yesen doyası, çemenlerin işte açar pastırma. Allı gelin gibi vitrini süsü, olur seyretleri ah bir de besi, mübareğin pek yaşıyor pidesi, lezzetine doyum olmaz pastırma. Kayseri'de pastırmalı pide pek yok. Aslında pastırmalı pide daha sonraları galiba. Hani bir şey yok. Kayseri dışında yani. Evet, evet. Hani bizde İzmir'de daha çok yani. Tabii tabii yani böyle şey, Akbil'de var mesela pastırmalı pide, ben çok rastladım. Pide kültürü dışında. Ama hanımefendi ismi değişiyor. Evet, tabii ismi değişiyor. Aldı gelin gibi vitrinin süsü,
Olursa etleri ah bir de besi, ha mübareğin pek hoş olur pidesi, lezzetten doyulmaz bastırma. Aşık çatak, Mehdi ne derse bir de, devadır mübarek her türlü derde, doya doya yesen bulduğum yerde, ecel tır döker, nice bastırma. Şimdi hakikaten biraz daha insanın hakikaten temelinde bastırma kokudu yani gerçekten. Şimdi fazla da kaçırmamak lazım. Şimdi siz pastırmalı ıspanağı nasıl yaptınız, onu dinleyelim sizden. Ben pastırmalı, yani pastırma esasında bildiğimiz ıspanak yemeğine veya ıspanak kavurmaya sınıf atlatan bir yiyecek. Yani bir anda o sıradan bir, yani bir yemek bir anda hakikaten sınıf atlıyor. Ben bu yemeği nasıl öğrendim? Sakıp Sabancı'nın ölümünün birinci yıl dönümünde Türkan Hanım'la bir röportaj yapmışlardı. Sakıp Ağa'nın en sevdiği yemekler diye ve bunu birinci sırada saymıştı Türkan Hanım. Ben oradan yani tarifi yoktu. Kayserileri buldum ve onun tarifini aldım. Gerçekten Kayseri mutfağı için en çok çalışan kim dersiniz? Işık Hanım. Bugüne kadar ben hep araştırdım, hep Işık Hanım çıkıyor karşımıza, o yüzden. Yani ben Kayseri'li değilim ama bir Kayseri mutfağı çalıştırıyorum İzmir'de. Bir sonunda da bir işi yapıyorsanız onu çok iyi bilmek gerektiğini düşünüyorum. Bir de şansıma çok Kayseri'li aşçılarım da vardı yanımda. Yani öyle çok bilgi sahibi oldum. Nasıl yapıyorum? Yani esasında bildiğimiz gibi soğan, sarımsak, biraz domates, biraz salçayla ve de yıkanmış sadece yaprak ıspanakla onu kavuruyorum. Ondan sonra da pastırmaları, yani onun güzelliğini ve lezzetini bozmamak için yemeğin içine pişirirken atmıyorum. Ayrı bir yerde biraz tereyağından soteliyorum. Tam servise getirecekken son anda pastırmalarını koyuyorum ve çok hafif böyle bir karıştırıyorum. Sadece hani o bir arada olsun diye zaten o lezzet şey yapıyor. Tabii pastırmanın bizde çemenlenip, mesela Avrupa'da da pastırma benzeri şeylerin çemenlenmemiş olmasının da Kayseri'nin baharat ve İpek yolu üzerinde yıllardır olmuş olması ve yani bu ulaşılabilecek baharatlara kolay ulaşılabilir olması. Çünkü zaten ulaşılabilirlik bence bir yerin mutfağı için çok önemli bir etken. O bizim hani çemenlenme, baharatlanma gibi şeylerin hepsi de biraz o kaynak üzerinde olmaları ve yıllardır da bu baharatlarla tanışmış olmalarının da etkisidir diye düşünüyorum. Peki. Efendim dediğim gibi Kültepe, Kaneşik'te bulunan bazı yazıtlar bize böyle etin hamurun içine sarılarak yapıldığını ortaya koyuyor. Zaten Çorum mutfağında da buna rastlıyoruz ama Kayseri mantısı dediğimiz şey mantı sözcüğü, mantu sözcüğü aslında ta şeylere kadar söylüyor. Etimolojik olarak Moğollara kadar dayanıyor. Moğolların Timur'la beraber buralara kadar gelip Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'ı gitmesi, hatta Ege kıyılarına kadar gidip oradaki Cenevizleri oradan kovması falan süreçleri içinde onların en çok severek ettikleri yemek mantu olduğunu biliyoruz. Ama Kayseri mantısı daha 19. yüzyılda bile çok önemsenmiş. 1939'da bir mantı destanı yazmış Aşık Naifi. Naifi diye birisi, soyadı Ertekin diye soyadı olmuş sonra. Ben mantının hikayesini sormadan önce size bu destanı bir okuyayım. Öğlen yemeğinden sonra gelmiş olmanızsanız bile bu destanı okuduktan sonra çok açıkçanızdan hiç kuşkum yok yani. Dinlen dostlar, bu bir mantının metini, Emri Hak'tan tam seçilmiş mantı, gez Aradolu süt dansı etini, nice davetlerde içilmiş mantı. Kunduruyla yumurtalar kırılır, geniş kapta ekmek emek verip yoğrulur, bezi olur oklavaya sarılır, zarif elle yufka açılmış mantı. Yufka hemen bir tahtaya serilir. Arkadaş yemek tarifi veriyor bir yandan. Kare kare sıra kesmeye gelir. Mahir olan onu kesmeyi bilir. Kıyma döşemeye geçilmiş mantı. Usta eller sıkma yapar, yürülür. 5-10 dakika dinlenmeye verilir. Olanca navale gelir, derilir. Kaynar suya yavaş saçılmış mantı. Nasıl Mustafa da böyle mi yapıyorsunuz siz? Mustafa Usta'nın fikrini de alamayın bu arada. Pişmek kıvama tamam gelince
tencereden tabaklara bölünce sarımsak dövülür gayet iyice yoğurt, salça, kıymet, içilmiş mantı. Karabiber, sumak, tuzu ekilir, süslenir tabakla sofraya gelir, mantıdan anlayan lezzetin bilir, üstüne afiyetle içilmiş mantı. Mantı yiyince bir su içilmez, mübarek dağıma kıymet biçilmez. Gerçekten su içilmez mi mantı ekmeğinden sonra? Çünkü şişkinlik yapıyor. Evet. Bal kaymak gelse de ondan vazgeçilmez diyor. Çok da iddialı yapar. Bal kaymak yani bir Türk'ün reddetmesi zor olacağına bir tanesi yani bal kaymak. Yemeklerde başta seçilmiş mantı. Kayseri mantısı dilde dolaşır, düğün bayram her davete ulaşır, üçünü beşini bir kaşık taşır, yemeklere başkan seçilmiş mantı. Kıymalı peynirli nice türü var, yemekler yanında başta yeri var, Havva ana gibi usta piri var. Bakın her yemeğin bir piri var biliyorsunuz. Mantıcılar Havva ana'yı kendilerine bir belirliyorlar. Sanmayın görünce kaçılmış mantı. Türlü yemek bir masaya verilse, şahsıma gereken ödev verilse, arkadaş kendine göre çıkarttı, kıymetin çok ağır ölçülmüş mantı. Aşık Naifi, mantı eyledi metin, vezine vurulsa ağır kıymetin, yemeklere çeşni, adını şöhretin, diyardan diyara uçurmuş mantı. Gördüğünüz gibi mantı üzerine destan. Bak birçok yemeğe destan var. Sırası geldiğinde bu sohbetlerde okuruz. Başka destan okumayacağım bugün. Şimdi siz nasıl yaptınız mantıyı? Yani ben aşçılarımdan biraz yumurtalı oluyor yani dağılmasın diye. Yani normal bir hesabım var. 1 kilo una 2 yumurtayla. Ben bu sefer biraz daha da şey yaptım. Yani 3 yumurtalık yaptım. Normalde hani İtalyanların makarna tarifi vardır. Her 100 gram una 1 yumurta hesabından yapar İtalyanlar kesme makarnaları. Yani bu da aynı kültürden gelen bir şey. Biz çok küçük kesiyoruz. 1,5 santim kesiyoruz. Ve bizim hani klasik bohça kapama usulünden farklı söbe diyorlar ona. Biraz bohça kapar gibi böyle kapatılıyor. Burada ustalarımla birlikte onların yardımıyla çünkü gerçekten zor bir iş. Yani bu kadar ağır yapılmasının nedeni de çok emekli olması bence. Gerçekten çok emekli bir iş. Görüntüsü güzel. Bir de Kayseri mantısını yani bizim klasik buralarda yediğimiz gibi yani mantıyı haşlıyoruz, üstüne yoğurt döküyoruz, sonra da yağ kızdırıyoruz. Kayseri mantısını öyle yapmıyorlar. Yani öyle yemiyoruz. Klasik Kayseri mantısı normal o yaptığınız küçük küçük mantılar haşlanıyor, onlar süzülüyor. Ve biz genellikle hani biraz yağlayıp soğutup onu uzun süre o mantıyı saklayabilirsiniz bir gün iki gün. Ondan sonra bir salçalı sosu var yani salça, kırmızı biber, tereyağı yani o üstüne kızdırdığımız tereyağı sosunun salçalı sosunun içinde bolca et suyu var içinde o sosun içinde haşladığımız mantılar tekrar kaynatılıyor ve biraz çorba gibi bol sulu. Üzerine yoğurt dökülüyor. Yani inanın hani benim lokantamda o mantının yanında 4-5 dilim ekmek yiyen insan var. Yani o sulu olduğu için. Ve yani öyle yeniyor. Yani, öyle yeniyor o. Yani bizim yediğimiz mantı gibi değil. Ve tabii işte öyle doyuluyor. Yani tam bir aş. Yani içinde her şey var. Öyle insanlar doyuyorlar. Onun haricinde hani şey dediniz ya, Moğollardan gelme sarma geleneği. Şimdi orada yaptığımız bir mantı var. Kayseri'de biliniyor. Ama ben o mantıyı... Şevit. Hayır, şevit. Yağlama yapıyor. Şevit yağlaması değil, peremeç mantısı. Ha, peremeçe gibi. Börekle beraber geleceğim. Tamam. O zaman anlattınız. Peremeçi o zaman anlattınız. Tamam. Ben de şimdi bu yemek şeyini söylüyorum. Hani bir şey demiş ya, Ramazan'da çok dağımdan az etmem. Hemen 40-50 sahan olmalı diye başlamışım bir tanesi. Çok dağımdan az etmem. Ben de onlara döndüm. 40-50 sahan yeterli olacak gibi. Efendim tabii börek sözcüğü de aslında bizim Orta Asya'dan Türklerin getirdiği şey. Böreği ilk yapan insan Buğra Bey. Yaptıran insan ne yapmış? Yağın içine hamuru kızartarak attırmış.
onun yaptırmasından sonra abi çok güzel diyerek Burak sözcüğü dilimize yerleşmiş. Evliya Çelebi Anadolu'yu gezmeye çıkmadan önce İstanbul börekçilerinden bahseder. İstanbul'da yaklaşık 30 çeşit börekçi var. Ama Anadolu'ya bir gider, özellikle tabii Kayseri'ye gider, gidince der ki bu Kayseri'de benim gördüğüm böreği hiçbir yerde ben görmedim deyip oturur 60'tan fazla börek çeşidi sayar. Şimdi oturup bunları da sayacak değilim. Mariana yarasın olsun, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yeme içme diye güzel bir kitabı çıkıyor, 500 sayfa. Orada börek bölümünü açarsanız size Evliya Çelebi'nin Kayseri'de gördüğü börekleri sayar. Aslında tabii Kayseri denince, bu mutfaklar, derse Kayseri mutfağı denilen yerlere gidince genellikle su bölüyle karşılaşıyoruz ama işin doğrusu Berebeç. Berebeç nedir? Şimdi ben işin ustasına bırakıyorum. Berebeç'in ne olduğunu. Şimdi Kayseri'nin su böreği gerçekten çok güzel. Çünkü pek çok yörede yapılan, çok kalın böreklere nazaran çok ince yapılma, ateşin üzerinde dönerek pişirilen, yine bol yumurtalı. Yani ama işte su güzel yani, su böreği fakat bilmiyor. Yani pek çok yörede var. Biraz tabii Boşnak kökenli insanların da yaptığı bir şey. Yani çok orijinal değil. Yükünü bile kapatıyorsunuz. Biraz oyuncaklı bir şey. Bence yağ mantısına onu terfi ettirmişler. Hani daha kolay kapatması çok daha basit. Vakti iyi kullanmak için bir saat dolduruyorsa geçiyoruz. Vakti biraz. Evet efendim. Şöyle mani. Berebeçi ince aç, yağın sakınma. Sakın ona haşhaş yağı kullanma. İnce etten olur. Hem de çulama. Tavada pişmiş bir kızıl hali olsun diye böyle bir elifname yazmışlar zamanında. Aşık Mansur'un yazdığı maniler var. Onlardan bir tanesi. Son olarak size çeşitli tatlılar sunabilirdik ama düşündük taşındık. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de bütün konuklarına, bütün yurt dışından gelen konuklarına, efendim kendisinde bir Kayserili olmanın etkisiyle hem de işte bu kültür toplantılarında çıkan tatlıyı çıkarmaya karar verdik. Aslında Kayseri'de mesela gül böreği yapılıyor, tatlı güzel. Gül baklavası yapılıyor, çeşitli baklavalar var ama düşündük taşındık dedik ki biz Cumhurbaşkanı'ndan daha mı iyi bileceğiz deyip size nemzine tatlısı hazırladı. Işık Hanım, Yasam'ın, Mustafa Usta'nın yardımcıları Ağaçlı'yla beraber. Nemzine nedir? Nemzine esasında tavuk abastı kıvamlı, Kayserilerin deyimiyle hıyır hıyır. Yani biz yıllar içinde kıkırdağ hakırdak, ondan sonra işte kıyır kıyır yerine hıyır hıyır falan diyor. Her ne kadar İzmir doğumluysa da İzmir herkes onu Kayseri'de biliyor. Kıyır kıyır hamurlu, böyle evvela yağla unu bir araya getirip içine biraz tahin koyduğunuz, sonra da sütle birleştirdiğiniz, içine ceviz gömüp ve kıtır kıtır kızartıp ondan sonra da üzerine biraz pekmezli şerbet döktüğünüz bir tatlı. Güzel, Sayın Cumhurbaşkanımız hususi nevzine için bir kişi istihdam ediyor köşkte. Nevzineci var ya, evet. Evet yani ama gerçekten güzel. Kesin, Anadolu'nun bence en güzel tatlılarından yani, fark ediyorum. Güzel bir tatlı. Bütün şeyi çok düşmesi de bayağı tıkır tıkır şey yapacaksınız. Hani bu yanıyor diye korkmayacaksınız. Yani klasik her elinizdeki bir tavuk havası hamuru bile olur. Gerçi internete girseniz bütün nevzine tarihlerinde var. İncecik bir tepsiye döşüyorsunuz. Üzerine çok iyi bastırarak cevizlerini koyuyorsunuz. Fil hakika biz lokantamızda Antep fıstıklı yapıyoruz ama hakikisi cevizli olduğu için özellikle biz cevizli yaptık. Seveceksiniz. Benzersiz bir tatlı. Duygu Hanım, şerbetimiz hazır mı? Hazır. Peki, şimdi ben size öneririm. İştahınızı da açar. Sanki iştahınız kapalıymış. İştah yok, ben yemeyeceğim. Onu diyen çıkmaz herhalde. Evet değil mi? Mustafa Bey, Mustafa Bey, şerbetimiz hazır mı? Şimdi efendim Anadolu biliyorsunuz bir şerbet ülkesi. Ben çok seviyorum. Hatta Anadolu'da hava güzel oldu mu birçok yerde hava şerbet gibi derler. Yani çok güzel. Böyle
Ama böyle yanmak, böyle insanı yakmıyorsa rüzgar, böyle hafif esiyorsa, böyle insan böyle yaşamaktan daha zevk alıyorsa o gün, böyle çok soğuk değilse, çok böyle pis bir rüzgar esmiyorsa, ne olsa ne olsa, hava şerbet gibi derler, ne kadar olsa. Fakat Kayseri'nin o etnik geleneğinin bir zamanların başta Ermeniler olmak üzere buradaki her gelmiş geçmiş uygarlığın izini taşıyan bir içecek varsa o da şimdi birazdan Işır Hanım'ın hazırladığı yasamın ustalarıyla beraber hazırladı. Gilaboru mu? Ben doğru söyledim. Gilaboru. Gilaboru ne olabilir acaba? Bir söyleme. Fikir yürütün bakalım. Görüşmek üzere. Bilen söylemesin. Gilaboru ne acaba? Gilaboru. Bir fikir yürütün. Biraz akıl yürütün. Gilaboru biraz şey yapalım. İngilizcesi düşünün. Neyin börüsü? Boru, bak, boru sözcüğü orada aslında börünü. Strawberry mi acaba? Değil mi? Ne olacak? Evet, o şimdi ışıklar mı çıktı? Şimdi ben Gilaboru'su duyduğum zaman dedim bu ne biçim isim ya? Hemen Kayseri'den bir Gilaboru'suyu getirdim. Ama hani bir de böbrekleri çok iyi, çok sıhhatli falan bir şey diyorlar. İçtim. Ve o zaman içtikten sonra vakıf oldum Gilaboru'nun dediğini. Biliyorsunuz şeyde Marmaris Datça tarafında bir tatil sitesi var. Burbet diye. Esasında İngilizler oraya Burbet demişler. Bizim Türkler Burbet demişler. Gilaboru da yani Ermenilerin orada etli sitesiyle olan kraperi dediğimiz böyle küçük kırmızı kızılcık benzeri yabani kızılcık gibi bir şey var. İngilizcesi kraperi. Gilaboru kraperinin Türkçesi. Harika ama değil mi? Anadolu. Ama efendim Anadolu'nun zenginliği işte. İşte yani Anadolu insanın aklı, hele Kayseri insanın aklı gerçekten yani muazzam. Ve ben onu keşfettiğim zaman inanılmaz çok büyüdüm. Çok faydalı. İzmir'deki devletinde nereden geçiyor? Devletinde İzmir'de şimdi de devletinde Antep Adana'dan var. İzmir'e sonradan gelmiştir. Evet, Timur'u indi yani bildiğiniz şey. Tamarindi'den geliyor. Dedim ki Tamarindi'den. Tamarindi'de de Hurma'nın bir türü. Hurma. Yani Tamarin şimdi artık marketlerde kuzey var. Bir kış vardı. Böyle bizim muşmula. Muşmula hurma benzeri bir şey. Muşmula'ya çok benziyor. Tamarindi'den geliyor. Ama şeyler güzel miydi? Evet. Demirindi bak. Demirindi. İşlerimizi zor. Ama Mersin'de, Antep'te, Adana'da ilk orada da çıkmış. Orada. Ama İzmir'de de eskiden vardı. İzmir'de de var. Aslında en iyisi Acıbek'in. Ya bu tabii İzmir'in şerbeti, İzmir'in şerbetleri de Balkan madalyası almışlar. O ayrı bir tartışma konusu. Şimdi size niye? Çünkü Kırım Savaşı'ndaki gazilerin geçimini İzmir'de şerbetçiler karşılıyorsunuz. Rahat da köprüsünde padişah onlara özel satış yeri vermiş. Onlar şerbetleri satıp gelirini Kırım gazilerine bırakmışlar. Kırım Savaşı'nda, Osmanlı-Rus Savaşı'nda yani o 93 Harbi denen 1872-78 savaşındaki Kırım Harbi'nde 93 Harbi'nde de gazi olanlar tamamen o şerbetçileri çok acayip. Tabii inşallah Mayıs-Haziran size bir şerbet günlerinde yaparız. Vedat Paşa'dan da bir konuşalım. Var mı? Var mıydı arkadaşlar? Aşçı ekibi arkadan. Evet. Birazdan buradan çıkınca size neydi? Gilaboru. Gilaboru içerek başlamanızı özellikle öneriyorum. İşte açar. Hani işten kapalıysa olmalıysa diye. Efendim size kapanışta bir mani okuyacağım. Bir yemek programının kapanış manisi bu. Kayseri'den yine derlenmiş. Bir de TRT arşivlerinde bulduğum bir mani. Şimdi efendim arkada çok geniş bir ekip çalışıyor. Onların başında da şefimiz Mustafa Usta var. Şimdi size çok güzel yemekler hazırladılar. Onlara bir teşekkür ederim isterseniz. Derliyoruz, topluyoruz ama Işık Hanım birebir giderek oradan çalışarak Kayseri için çok büyük yemek verdi yıllardır. Onlar bugün burada size sunumlara yansıdı. Umarız mutlu olursunuz. Ben kapanışı okuyayım. Tabii. Mustafa yemeklerinin başına doğru giderken ben kapanış manisini okuyayım.
bugünkü programı kapatalım. Misafir sevenler teklifim tutar. Her ne getirirse ben fakir yutar. Sıyırı tavuğu dibinden budar. Gözü altta kalır hem tükenir diye. Tamam, bir yemek şeyi böyle bitermiş. Çok teşekkür ederim.